Değerli arkadaşlar, bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu yine Voxigen TTS. Voxigen TTS'nin Fransızca bir sesini buldum. Ama bu gerçekten garip bir ses. Konuşurken şarkı söylüyor. Bildiğiniz şarkı söylüyor yani. Bir şeyleri böyle okurken şarkı söyleyerek okuyor. Şimdi birazdan Talkback'i başlatacağım. Ve ne demek istediğimi o zaman daha iyi anlayacaksınız. Bu ses yoktu. Yani vardı da Play Store'da vardı. Başka kaynaklarda yoktu. Ben bunu bir şekilde bir kaynaktan buldum. Değişik bir ses. Açalım Talkback'i ve görelim. Talkback activé, un écran d'accueil la nuit, recherché, appuyez deux fois pour saisir le texte. İşte bu şekilde sesimiz. Yani artık hangi şarkıyı mırıldanıyorsa önüne ne gelirse gelsin, ne okursa okusun şarkı söyler gibi okuyor. Temelde hangi şarkıyı mırıldanıyorsa artık bilmiyoruz. Option supplémentaire, un Play Store dans la page. Galaxy Store, téléphone, appareil photo. Bu sentezleyicinin tek bir kötü yönü var. Bununla hızlı mesaj yazamazsınız ya da hızlı herhangi bir yere yazı yazamazsınız hızlı bir şekilde. Çünkü harfleri uzatarak söylediği için bir harfi yazdığınızda o harfin söylenmesinin bitmesini beklemeniz lazım. Tek sıkıntısı bu. Hızlı mesaj yazamazsınız bunu kullandığınız sürece. Onun haricinde bir de ufak tefek arada bir durduruldu hatası veriyor. Onun haricinde başka bir şey yok. Çok ilginç bir ses gerçekten ha. Kendi şahsım adına söyleyeyim. Ne kadar hoşuma gitmiş olursa olsun ben kullanmayacağım. Çünkü daha önceki videolarımda da söylediğim gibi ben hangi sentezleyici uygulaması olursa olsun hiçbir sentezleyici uygulamasının farklı dillerdeki seslerini kullanmayı sevmiyorum. O yüzden bunu ne kadar beğenmiş olursam olayım, ne kadar hoşuma gitmiş olursa olsun Türkçe olmadığı için kullanmayacağım. Ama hani ilgisini çeken olursa, dikkatini çeken olursa alsın, kullansın diye paylaşacağım. Galerie, horloge, contact, paramètres, calendrier, calculatrice, mes fichiers, Samsung Note, radio. Menu, enregistreur vocal, Konuşma tarzına bak. Biraz daha ilerletseler resmen kullanıcıyla oturup sohbet edecek. Lan bunu nasıl yapıyorlar böyle ya? Capla TTS Voices, YouTube, WhatsApp, maintenance de l'appareil, Chrome, Gmail, Google, Maps, archives et pro. Samsung Music, TTS Reader, Hey Majeresse, Cloud, Sabi, Sabi 2,
Telegram, SnapTube, appuyez deux fois pour activer, appuyez deux fois et maintenir enfoncé pour appuyer de manière prolongée, action disponible, utilisez le geste, balayez vers le bas, puis la droite. Pour l'afficher. Evet. Capcule. Kastı birazcık. Couvre. Voix mélodie français. Bunun da diğer Voxigen TTS ürünleri gibi ayarlar menüsü var. Şimdi Talkback menüsünü okutayım. Ondan sonra Talkback'in açıklamasını nasıl okuyor onu dinleyelim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Menü Talkback. Menü Talkback. Hors de la liste. Navigation sur la page. Dans la liste. Navigation. Lire à partir du haut de la page. Lire à partir de l'élément suivant. Oh, 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 oh. Copier la dernière expression et danser. Épeler la dernière expression et danser. Répéter la dernière expression et danser. Recherche sur l'écran. Masquer l'écran. Paramètres talkback, paramètres de la synthèse vocale, action système, décrire l'image, annuler, bouton hors de la liste, message, paramètres de la synthèse vocale, dans la liste. Un écran d'accueil en nuit. Synthèse vocale. Synthèse vocale. Naviguer vers le haut. Un bouton. Synthèse vocale. Moteur préféré. Mélodie. Français. Un sur six. Dans la liste, six éléments. Bunun da diğer Voxigen TTS ürünleri gibi ayarlarına buradan girilmiyor. Bastığım halde ayarlara açmıyor. Paramètre. Onun yerine başlatıcı simgesine tıklayıp sol üst köşedeki gezinme çekmecesinden ayarlarına ulaşılabiliyor. Français, France, de vitesse d'élocution, lente, rapide, 4 sur 6, vitesse d'élocution, curseur, 15%, ton faible, 1 élevé. 5 sur 6, ton curseur, lire, bouton, réinitialisation. Evet. Şimdi bu elemana Talkback'in açıklamasını okutalım. Accessibilité, Talkback. Accessibilité hors de la liste.
accessibilité. Talkback. Talkback. Lorsque Talkback est activé, lorsque Talkback est activé, les commentaires audio diffusés, vous êtes tout à utiliser votre appareil sans regarder l'écran. Talkback s'adresse aux personnes qui ont des difficultés à voir leur écran. Comment utiliser Talkback? Balayez vers la droite ou vers la gauche pour passer d'un élément à un autre. Appuyez deux fois sur un élément pour l'activer. Faites glisser deux doigts sur l'écran pour faire défiler la page. Comment désactiver Talkback? Touche de volume. Appuyez sur les deux touches de volume pendant quelques secondes. Paramètres. Appuyez sur l'option Utiliser Talkback. Un contour apparaît. Appuyez deux fois sur l'option. Dans le message de confirmation, appuyez sur Arrêtez. Appuyez deux fois sur Arrêtez. 4 sur 4. Evet, bu şekildeydi. Un écran d'accueil en nuit. Lan sen manyak mısın? Ne biçim konuşuyorsun? Apoirek IV recording BG Parametre. Bu sentezleyici uygulaması da bu şekildeydi arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi ben ne kadar sevmiş olursam olayım, ne kadar hoşuma gitmiş olursa olsun kullanmayacağım Türkçe dil desteği olmadığı için, ama sizler için paylaştım ben bunu. Belki birinin hoşuna gider, belki birinin dikkatini çeker, belki birine değişik gelir düşüncesiyle paylaştım. Uygulamanın kurulumu yine basit, öyle çok zor bir kurulum değil. Önce bunun sesini kuruyoruz. Neydi bunun adı? Melodine. Melodine diye bir ses. Tuhaf bir şey. Önce onu ya APK olarak yüklüyoruz. Sonra onu çalıştırmadan önce bir tane OBB klasörü var. Onun içine giriyoruz. O OBB klasörünün içindeki Voxigen, TTS, Melodine bilmem bir şeyler falan diyecektir. O klasörü alıp kendi Android klasörümüzün içindeki OBB klasörüne taşıyoruz. Sonra uygulamayı çalıştırabiliriz. Kurulum bu kadar basit. Çok karmaşık değil ama yine de anlamadığınız bir şey olursa sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.